Almanca kolay. Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bu sefer sınıftan değil de size Hamburg'dan sesleniyoruz. Burası Noel Pazarı ve bu Noel Pazarı ne dilerseniz hep birlikte dolaşalım. Arkadaşlar daha önceden size Almanca Kolay'da bahsetmiş olduğum gibi size sadece Almanca değil ama aynı zamanda da Alman kültürüne dair şeyler paylaşmak istediğimi daha önceden sizlere söylemiştim. Şimdi çok güzel bir fırsat. Bunun için Hamburg'a geldik ve burada çeşitli Noel ile ilgili Weihnachtsmarkt dediğimiz işte Noel pazarı ile ilgili paylaşımları görüyor olacaksınız. İnsanlar buralara geliyorlar çocuklarıyla beraber, aileleriyle beraber, sevdikleriyle beraber ve burada çok güzel vakitler geçiriyorlar. Çeşitli yemekler yiyorlar ve çok enteresan kutlamalar oluyor, konserler oluyor ve gördüğünüz üzere çok renkli, çok da güzel, çok da etkili bir ortam. Almanca'nın tamamen hissedildiği, Alman kültürünün hissedildiği bir ortam. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur arkadaşlar. Und was noch? Wir haben hier unseren Bergkäse, 24 Euro. Also das hier ist Bergkäse. Bergkäse. Evet, bu dağ peyniri arkadaşlar, Bergkäse. Yani bizdeki kaşara benzer bir peynir olan Bergkäse'yi görüyoruz. Evet, tadımlık bir bakalım nasılmış. Neydi bu, hatırlayacak olursak arkadaşlar? Bergkäse diyorduk, öyle değil mi? Peynir. Evet, bir deniyorum bakalım. Gayet başarılı. Danke, das schmeckt wirklich sehr gut. Sehr gut, das schmeckt. Genau. Almanca kolay. Almancayı daha etkin bir şekilde nasıl öğrenebiliriz'i inceleyecek olursak arkadaşlar, Almancayı günlük hayatımıza sokarsak
çok daha etkin bir şekilde Almanca öğrenmiş oluruz. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Örneğin cep telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı, çeşitli elektronik cihazları ne yaparız arkadaşlar? Almanca'ya çevirdiğimizde daha etkin bir şekilde hayatımızı sokmuş oluruz Almanca'yı. Bu yöntemlerden birisi. Başka bir yöntem ne olabilir arkadaşlar? Hobilerimizi, ilgi alanlarımızı Almanca dilinde inceleyecek olursak, örneğin futbolla ilgiliysek, futbolla ilgili belgeselleri, kitapları inceleyecek olursak, burada ne yapmış oluruz? Almanca'yı daha etkin bir şekilde hayatımıza sokmuş oluruz. Başka bir yönteme girecek olursak arkadaşlar, evimizde ya da yaşadığımız ortamlarda post-itler, biliyorsunuz bu sarı kağıtların üzerine çeşitli artikellerle beraber isimleri yazacak olursak, örneğin mutfakta işte buzdolabının üzerine ne diyebiliriz? Der Kühlschrank, öyle değil mi buzdolabı? Der Kühlschrank. Bunu post-it'in üzerine yazdığımızda ve oraya iliştirdiğimizde ne yapmış oluruz? Bunu bir şekilde görselleştirmiş oluruz ve bu sayede çok daha etkin bir şekilde Almanca'yı kavramış oluruz. Başka bir şey daha arkadaşlar, diyelim ki bir film inceleyecek, izleyecek olursak bunu Almanca altyazısıyla beraber açabiliriz. Anlamasak bile bunu duyumsayarak, iyi bir şekilde etüt ederek, duyumsayarak da öğrenebiliriz arkadaşlar. Bir tüyo daha vermek istiyorum. Bu da bonus olsun dilerseniz. Almanca kolayı izleyelim ki çok etkin bir şekilde Almancayı öğrenelim. Have you come to rave and die? Have you come here to plead Jesus? To the lepers of your head, and did I ask too much? More than a lot, you give me nothing, though that's all I got. You ask me for nothing, and then you make me draw, and I can be holding on when all you got to do is one life, one life. One life, you got to do what you should. One life with each other, sister. And I'm your brother. Evet arkadaşlar, Hamburg'da yeni yıla yaklaşırken çeşitli resepsiyonlar veriliyor. Şu an biz Hamburg'da belediye binasının içerisindeyiz ve burada bir restoran var. Dilerseniz hep beraber gezelim.
arkadaşlar, Hamburg'da şu an akşam oldu ve sizi çok ilginç bir yere gezdirmek istiyorum. Burası Elbphilharmonie binası. Hep birlikte inceleyelim. Şu an binmiş olduğumuz yürüyen merdivenlerin Avrupa'nın hatta dünyanın en uzun yürüyen merdiveni özelliği var arkadaşlar. 2016'da kurulmuş olan bu Elbphilharmonie binası arkadaşlar. Bu arada Hamburg'un sembolü olmuş durumda. Dolayısıyla buraya geldiğinizde mutlaka bu binayı yakından incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.